İran-İsrail hattına bakıyoruz. Yüksek gerilim devam ederken bölgede. Diğer taraftan İsrail-Lübnan hattı da gergin. Orada da çatışmalar devam ediyor. Dün yine bir saldırı haberi geldi. Bir askeri üs insansız hava araçlarıyla hedef alındı. İsrail ise Lübnan'ın güneyine bir binayı hedef aldı. 4 Hizbullah militanı öldürüldü. NTV ekibi de Lübnan-İsrail sınırında sıcak anlara tanıklık etti. İsrail jetleri Beyrut'ta alçak uçuş yaptı. Sınır hattı gün boyu hareketliydi. Gördüğünüz gibi bir patlama oldu. Bir duman bulutu yükseliyor. Sınır bölgesinden. Güney Lübnan'dayız. İsrail'e birkaç kilometre uzaklıkta. Şu anda görüyorsunuz. Gri siyah bir duman bulutu göğe doğru yükseliyor. İsrail-Lübnan sınırında 7 Ekim'den bu yana hemen her gün ateş açılıyor. Ancak İsrail'in geçen hafta Hizbullah komutanını Beyrut'ta öldürmesinin ardından sınır çatışmalarının savaşa dönüşmesi ihtimali arttı. Hizbullah'ın İran'la birlikte İsrail'e misillemesi bekleniyor. Hizbullah, Fuat Şükür'ün ölümünün birinci haftasında İsrail'e bir dizi drone saldırısı yaptı. Örgütten yapılan açıklamaya göre İsrail'in kuzeydeki Akre şehri yakınlarında iki askeri tesis hedef alındı. Hedefler arasında İsrail ordusuna ait bir askeri araç da vardı. İsrail ordusu Lübnan'dan bir dizi drone gönderildiğini doğruladı. Birinin havada imha edildiğini açıkladı. İsrail, sahil şehri Nahariye'nin güneyinde 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. İsrail ordusu yaralanmaların hedefini ıskalayan hava savunma füzesinin düşmesi sonucu olduğunu açıkladı. Hizbullah, İsrail'in kuzeyine yapılan saldırının misilleme olmadığını, misillemenin henüz başlamadığını duyurdu. İsrail de Lübnan'ın güneyine hedef aldı. Sınıra yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Mayfedun şehrinde bir bina vuruldu. 4 Hizbullah militanının öldüğü duyuruldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Fuat Şükür'ün öldürülmesinin birinci haftasında konuşma yaptı. Nasrallah'ın konuşmasına başlayacağı sırada İsrail jetleri Beyrut'ta alçaktan uçuş yaptı. Jetlerin ses sınırını aşması üzerine şehir sakinleri camların kırılmaması için pencereleri açtı. Nasrallah, Hizbullah'ın tek başına ya da direniş ekseniyle mutlaka karşılık vereceğini söyledi. Sonucu ne olursa olsun suikasti İsrail'in yanına bırakmayacağız. Yanıtımız güçlü ve etkili olacak dedi.